Videolarımızda bir görüntüden sonra başka bir görüntüye geçmek için düz kat kurgu da yapabiliriz veya başka efektleri kullanarak da bu geçişi sağlayabiliriz. Eğer videonun arasında geçiş efektleri kullanırsak videomuz çok daha dinamik bir hale gelecektir. Tabii bu geçiş efektlerini her videodan sonra kullanmamak gerekir. Abartmamak kaydıyla tatlı bir esinti bırakabilirsiniz videonuzda. Bu Premiere eğitimimizde bir geçiş efekti hazırlayacağız. Bu geçiş efekti hızlı ve pratik hazırlandığı için herhangi bir vakit hızlıca hazırlayıp videolarınızda kullanabilirsiniz. Veya bunu şablonunu hazırlayıp Premiere'de bir noktada bırakıp ihtiyacınız olduğunda o noktaya başvurarak klibinizde kullanabilirsiniz yine. Tabii ki Premiere'de kullanabileceğiniz, hazırlayabileceğiniz sınırsız sayıda geçiş efekti var. Bu onlardan sadece bir tanesi. Bu videoda buraya kadar izlediğinizde birkaç defa bunu kullanmaya çalıştım. Hani nasıl bir efekt ortaya çıkacak diye. Efektimiz soldan sağa bir geçiş efekti olacak. Araya bir de tuzu biberi olan bir directional blur vereceğiz. Hem adjustment layer kullanacağız hem de kliplere keyframe'ler vereceğiz. Hadi başlayalım. Sahneye iki tane video ekliyorum ve bu videoların arasına geçiş efekti vereceğiz. Geçiş efekti verebilmemiz için videoların bir tanesini yukarı, diğerini de sola doğru almamız gerekiyor. Aradaki süre geçiş efektinin süresi olacak. Bu süreyi kendiniz deneyerek göreceksiniz. Videonun başını ve sonunu keselim ki daha net bir daha güzel bir görüntü alalım. Evet, 20.18'de yaklaşık 1 saniyede geçsin istiyorum. Bunu 21.18 yapalım ve üstteki görseli şöyle sola doğru kaydırayım. Timeline çizgisinin üzerine doğru. Şu anda 1 saniyelik bir geçişimiz var. Bu kısmı ayırmamız gerekiyor. Şöyle biraz büyütelim. Yerleşimimizi güzel yapalım. Öncelikle buradaki razor tool'u seçeceğiz ve videonun başını, üstteki videonun başını ve alttaki videonun sonunu şu şekilde keselim ki burayı ayrı bir klip haline getirdik. Şöyle iki farklı klip haline getirdik. Biz efektlerimizi, keyframe'lerimizi buralara vereceğiz. Şimdi yapacağımız şey şu. Şunu biraz daha genişletelim. Üstteki videoyu seçiyorum ve Effects Control paneline geliyorum. Effects Control paneli sizde görünmüyorsa Window'un altından Effects Controls seçeneğini işaretleyerek bu panelin görünmesini sağlayabilirsiniz. Üstteki video seçiliyken timeline çizgimi birinci kareye getiriyorum ve Position'ın sol tarafındaki keyframe'e tıklıyorum. Bir tane keyframe'im oldu. Ve geliyorum. Son kareye de bir keyframe vereceğim. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Yatay eksendeki değerlerle oynayarak görüntüyü sahnenin dışına doğru itelim. Gözden kaybolana kadar bunu götürebiliriz. Şöyle bir etkisi olacak yani. Üstteki görüntü soldan sağa doğru kaybolacak. Şimdi de üstteki klibin görünürlüğünü kaldıralım. Böylece alttaki klip üzerinde bazı düzenlemeler yapacağız. Alttaki klibi seçili hale getiriyorum. Timeline çizgimi burada birinci kareye alıyorum ve tekrar position'a tıklıyorum. Bu sefer yapmamız gereken şey yatay düzlemde bu görüntüyü yok etmek öncelikle. Yatay düzlemdeki değeri alıyorum ve sola doğru kaydırıyorum. Ta ki görüntü ekrandan kaybolana kadar. Görüntü ekrandan kayboldu. Zaten bir keyframe'imiz verilmişti buraya. Şimdi gelelim son karesine. Bu seçili alanın son karesine reset butonuna tıklayalım. Reset butonu varsayılan konumu neyse ona getiriyor. Dolayısıyla videoyu tam olarak gösterecek bize. Şimdi üstteki klibin görünürlüğünü tekrar işaretleyip nasıl bir sonuç olduğuna bakalım. Eğer bu sonucu yakaladıysanız doğru yoldasınız demektir. Şimdi basit bir geçiş efekti yapmış olduk. Bulanıklaştırmaya geldi sıra. Şimdi üstteki klibin seçimini tekrar yapalım. Her iki keyframe'i de seçelim. Position'daki her iki keyframe'i de seçelim ve Position'ın sol tarafındaki oka tıklayalım. Böylece keyframe'lerin grafiği ortaya çıkacak. Zaten keyframe'ler seçilirken sağ tıklıyorum. Temporal Interpolation'dan Ease In'i ve şimdi de tekrar tıklayıp Ease Out'u seçiyorum. Böyle bir eğimle karşılaşacaksınız. Bu durum geçiş efektimizi, geçiş hareketimizi yumuşatacak. Şimdi aynı işlemi alttaki klibe de yapalım. Hepsini tekrar seçiyorum. Bu sefer grafiği açmamıza gerek yok. Keyframe'lere sağ tıklıyorum. Temporal Interpolation'dan Ease In'i ve ardından aynı şekilde Ease Out'u veriyorum. Şimdi tekrar kontrol edelim. Yavaş başlayıp yavaş sonlanıyor. Şimdi dosyaların bulunduğu proje penceresini açmamız gerekiyor. Eğer sizde açık değilse Window'un altında Projects'in altındaki buradaki seçeneğe tıklayabilirsiniz. Sizde farklı bir isimde görünebilir. Burada sağ tıklıyorum ve New Item diyerek yeni bir Adjustment Layer oluşturuyorum. Buna tamam diyebiliriz. Ve bu oluşturduğumuz Adjustment Layer'ı buraya yerleştiriyorum. Başını ve sonunu da aynı şekilde alttaki kliplerin genişliğinde olacak şekilde kırpıyorum. Bu pencereyi kapatacağım yer kaplamasın diye. Şimdi bir efekte ihtiyacımız var. Effects paneline geliyorum ve Directional Blur yazıyorum.
Karşımıza çıkan bu efekti alıyorum ve adjustment layer'ın üzerine sürüklüyorum. Şimdi yine keyframe'ler vereceğiz. Adjustment layer'ı seçiliyken timeline çizgisini en başa alıyorum ve FX kontrol panelinde eklediğimiz zaman buraya çıkacak olan directional blur efektinin altındaki blur length'i önce bir işaretliyorum. Buraya bir keyframe verdik. Şimdi efektin ortasına doğru geliyorum. Flu'luğu artıralım burada. Mesela bayağı bir artıralım. Şu şekilde yeterli. Ama gördüğünüz gibi dikey eksende bu flu'luğu verdi. Biz yatay eksende olmasını istiyoruz. Hemen üzerindeki değeri 90 derece yapabiliriz. Timeline çizgisini sona doğru getiriyorum ve bu sefer yine blur length'i 0 yapıyorum. Şimdi tekrar kontrol edelim animasyonumuz ve efektimiz nasıl bir durumda. Gidişat güzel ama biraz yavaş. 1 saniye geçiş efekti için yavaş oldu. Bunun süresini düşürmemiz lazım. Yarı yarıya düşürelim. Bunu buraya alalım. Şöyle. Ve diğerlerini de aynı yere alacağız. Mesela bunu bunun üzerine, şunu da yine bunun üzerine alalım. Bunları kırpmaya gerek yok tekrar. Şimdi tekrar kontrol ediyorum. Ve kontrol ettiğimde hızlandırılmış olan bu efektin çok daha efektif olduğunu görebiliyoruz. 1 saniye uzun bir süreç başlangıç için. Direkt olarak yarım saniye veya daha az sürelerde bu işlemi yaparsak çok daha verimli olacaktır. Gördüğünüz gibi şu kadar sürede yeterli bir süre demek oluyor. Evet, bu eğitimde pratik olarak kullanabileceğiniz bir geçiş efektinden bahsetmeye çalıştım. Dilerim faydalı olmuştur. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı, sonra da bu tip eğitimlerden hemen haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Katıl butonuna tıklayarak eğitimlere destek olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan birini seçerek öğrenmeye devam edebilirsiniz. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.